Benim göreve geleceğimi cumartesi günü öğreniyorlar. Bu arkadaşlar hemen 6-7 kişi yönetim kurulu topluyorlar. 13 tanenin 7 tanesinin çoğunluğu sağlayarak ilk işleri buranın cenaze hizmet araçlarını başka bir fason derneğin üzerine karar defterinden geçirerekten satışını yapıyorlar. Yine buranın kasasındaki paraları başka bir derneğin kasasına aktarıyorlar. Ve en kötüsü de nedir biliyor musunuz? Hadi diyelim bu görevden alınca kızdılar da böyle bir şeylere kalktılar. Bu adamlar 11. ay şey, 2022'nin 3. ayında 2022'nin 3. ayında o kurdukları fason derneğinin üzerine bu güzelim binayı devretmeye kalkıyorlar. Belediye dilek çeviriyorlar. E, Alevi Kültür Derneği'ne e, ne, şeye bağlamak için, bakanlığa bağlamak için uğraşmışlar. Demek ki o kendikle kurdukları derneği o bakanlığa bağlayacaklar muhakkak. Ve girişte resimlerini de çekmişsinizdir, belki çekeceksinizdir, görüntülerini de alın. O levhaları sök, buna müsaade etmez, destek de vermez. Bunu onlar da kendileri de çok iyi biliyorlar. Hala mahkemeleri etkilemeye çalışıyorlar. E, ayın 17'sinde mahkemeye dilekçe veriyorlar. Buranın haksız yere görevden alındığını az önceki saydığım e, dönelerle. Sonra da 18'inde mahkeme kararı çıkarttırıyorlar yani görev iadesi gibi. Diyor duruşmalı mahkemede iki tane de avukat gitmesine rağmen ellerindeki belgelerle, bilgilerle gitmelerine rağmen hiçbir şekilde hakim bunları dinlemiyor. Sadece diyor ki ekranda karar yazılıdır. Delillerinizi bir üst mahkeme istinafa sunabilirsiniz diyorlar. Duruşma sadece 35-40 saniye sürüyor. Bir dakika dahi sürmüyor. Hiç kimseyi dinlemeden karar veriliyor. Tedbir dedi alınan karar işte genel merkezin aldığı karar geçersiz sayılıyor. İhtiyatı tedbir dedi de o. Ya diyor ki ne? Ben tedbiren bunları tekrar geri eski yönetimi buraya atıyorum. Bu, bu ihtiyatı tedbir almasındaki tek sebep de belediye seçimleri. Belediye seçimlerinde kendisini eski başkan kızını bir yerlere getirmeye çalışıyor AKP listelerinden ve şu anda AKP şehitliğimi listesinde kızının bir, bir tanesi meclis adayı. Ee, sırf seçimleri atlatma derdinde. Yani seçimleri atlatana kadar buranın başkanıymış gibi kendini göstermek için her yolu deniyor. Bu topluma ihanet ediyor. Dersin, aşağıda dükkanlarımız var. Aşağıda dükkanların gelirlerinin çok büyük kısmı saymanımızın özel hesabına giriyor. Bir de tekrar bize görev vermiyorlar diye e, mahkemeye ara karar aldırıyorlar. Ara karar. O ara kararda da üç gün Genel Başkanım Seher Hanım ve bana üç gün disiplin hapsi geliyor. Hiçbir şekilde korkmuyorum. Ben üç günde yatarım, üç yılda yatarım. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki bu toplum onlardan kurtulsun. Ben yine iddia ediyorum. Ben üç gün cezaevine yattıktan, yatıp geldikten sonra onlar buraya asla da gelemeyecekler. Yani bu saydığım yapılanları, yapanların ismi Hasan, Hüseyin, Ali, Ahmet, Mehmet olamaz. Ya. Olsa olsa Yezid olur, Mavi olur dedim. Bu binayı sen nasıl başka bir derneğin üzerine geçirebilirsin ya? Nasıl kalk kalkarsın o derneğin üzerine geçirmeye? Nasıl vicdin şey? sende hiç vicdan yok mu? Sende hiç alevlilik gururu yok mu? Ve burada geçmişte ben genel merkeze görev devri için gittiğim zaman orada kendilerin yandaşı olan bir genel başkan yardımcısı bana diyor ki ne? Sen neden peki aday olup da almayı düşünmedin de atamadan gidiyorsun? Ben atamaya çok hevesli birisi değilim. Ben de hiç görev talep Talip, talip de olmadım bu görev için. Hiçbir zaman için talep etmedim bana bu görevi verin de ben buranın başkanı olmak istiyorum demedim. Genel başkanımızın araştırması neticesinde bize ulaşmışlar. Bize ulaşınca da adı olayları anlattılar. E baktım ki ne e, gerçekten buranın bu eski yönetimden kurtulması lazım. Ben de dahil birçok Alevi, yüzde %99 Alevi burayı sadece cenaze için kullanıyorlardı. Geliyordum. Cenaziye, taziye tekrar gidip gidiyorduk. Ya burada bizim bir yönetimimiz var, burada bizim bir başkanımız var. Acı biz gelelim de bunlardan bir konuşalım, bunlar ne yapıyorlar diye bir düşünce içerisinde olan hiçbir alevi yokturdu. Çünkü yukarıya giriş yasaklamışlardı. Bunları sile sile beş bin küsürlerden 3 bin küsürlere düşürmüşler. Ne için düşürüyorlar? Seçimde karşımıza aday olur da yönetim bizden alır diye. Tek kaygıları seçimdi arkadaşların. Tek kaygıları burada yönetici olmaktı. Tek kaygıları yönetici olarak buranın prestijinden faydalanıp şu anki iktidara yaranmaktı.